Evet, merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi proje yazım şablonunun proje yazımında nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak bir internet sayfası açalım. Ve bu sayfamızı Zoom'da ekran paylaşımı yapalım. Şimdi ilk olarak proje yazım şablonunu indirmemiz lazım. Bunun için TÜBİTAK'tan TÜBİTAK'a giriyoruz öncelikle. TÜBİTAK'ta yarışmalar sekmesine giriyoruz. Buradan da 2204A lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına giriyoruz. Burada sayfanın alt kısmına indiğimizde proje yazım şablonu karşımıza çıkıyor. Bunu indiriyoruz arkadaşlar tıklayarak. İndirdikten sonra bununla bir işimiz kalmıyor artık bu sayfayla. Öncelikle proje yazım şablonunu açıyoruz ve internet sayfamızı kapatabiliriz artık. Şimdi ekran paylaşımına tekrar açacağım ekran paylaşımını. Bunun için öncelikle Word dosyasını ekrana yaydım. Düzenlemeyi etkinleştirdim ve Zoom toplantı sayfasına girdim. Buradan da ekran paylaşımını yap dedim. Ve burada indirdiğimiz proje yazım şablonunu tıkladım. Ve paylaşı aldım. Şu anda ekranımızda proje yazım şablonumuz var. Gördüğünüz gibi genel olarak baktığımızda siyah başlıklar ve kırmızı yazılar görüyorsunuz. Bu kırmızı yazılar arkadaşlar proje şablonunun sonunda da belirttiği gibi kırmızı ile yazılan kısımlar bilgi amaçlıdır. Proje raporunuzdan bu kısımları silmeniz ve projenize ait metinleri uygun başlık altına siyah renkle yazmanız gerekmektedir. Yani bunu kırmızı ile yazılanlar bu belgeyi hazırlayan arkadaşlarımızın bu her bölüm için yaptıkları açıklamalar oluyor. Neler var burada bakalım. İlk kısımda proje ana alanı, proje tematik alanı, proje adı, başlığı kısımları var. Bunları arkadaşlar siyah renkle yazıyoruz. Bu altında yazan kırmızı renkli yazının ne yazdığını okuduğumuzda proje raporu yazımında yazı tipinin Times New Roman yazı tipi boyutunun ise 12 pointe olması tavsiye edilmektedir diyor. Ve burada yazılan yazılar bu karakter ve bu punto boyutunda yazılmış yazılardır. Yani siz bu ayarlarla oynamadığınız sürece yazdığınız yazılar otomatik olarak uygun bir şekilde yazılmış olacak. Bunun yanında sayfanın her yanından 2,5 santimetre boşluk bırakarak tek satır aralığı ile iki yana yaslı şekilde düzenlenmelidir demiş. Zaten belge ona göre düzenlenmiş. Siz hiç bu ayarlarla oynamıyorsunuz. Direkt olarak proje raporunuzu yazmaya başlıyorsunuz. Proje başlığının ve ana alan ve tematik alanın önemi arkadaşlar nedir? Ana alan ve tematik alan uyumlu olmalıdır. Yani mesela bağımlılıkla mücadeleyi tematik olan alan olarak bağımlılıkla mücadeleyi seçtiniz. Bu konuda bir proje hazırlamak istiyorsunuz. Ana alanı nedir? Gidip de bu tematik alana karşılık ana alan olarak fizik yazarsanız yanlış olur. Dolayısıyla yazdığınız tematik alan ana alana uyumlu bir tematik alan ya da ana alan tematik alana uyumlu bir ana alan olmalıdır. Buna dikkat ediyorsunuz. Önemli bir husus. Projenin daha en başta elenmesine
sebep olabilir. Daha sonra proje adı başlığı kısmına geldiğimizde proje başlığı tek bir cümle şeklinde kısa ve öz olarak en fazla 15 kelimeyi geçmeyecek şekilde okuyan kişiye proje çalışması hakkında fikir verecek şekilde yazılmalıdır diyor. Bu başlık mutlaka proje içeriğini yansıtacak şekilde olmalıdır. Yani projenizin konusu neyse başlığı ona uyumlu olmalı. Bu şekilde bu hususlara dikkat ederek bu kısmı dolduruyorsunuz. Birinci kısım bitti. İkinci kısım özet kısmı. Özetin tamamı 150-250 kelime arasında olmalıdır. Yani kelime sayınız 150 olmadığı zaman zaten uygun yazılmamış olur. Özetin tamamı 150-250 kelime arasında olmalı. Proje özetinde çalışmanın ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan bahsetmeyeceksiniz. Özette projenin amacı, kullanılan yöntem, yapılan gözlem ve elde edilen temel bulgular ve sonuçlardan birkaç cümleyle bahsedilir. Ayrıca proje özetinin altına proje konusunu genel olarak yansıtan en fazla 4 kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilir. İdeal olan başlarken taslak bir özet oluşturup çalışma bittiğinde proje raporunun içeriğine uygun bir şekilde özeti güncellemektir. Yani özet aslında baştan şöyle bir kaba taslak yazılır. Daha sonra proje raporu bittiği zaman raporun içeriğine uygun bir şekilde özet tekrar son hali verilir diyebiliriz. Burada anahtar kelimelerden bahsetti. Anahtar kelimeler bir proje raporunda neden önemlidir? Anahtar kelimeler araştırma yapan insanların sizin araştırmanızı, projenizi bulmasını sağlayan kelimelerdir. Siz projenizde hangi kelimeler üzerinde araştırma yaptınız? Yani anahtar kelimeleri kullandınız. İşte bağımlılık, işte bağımlılık üzerinde herhangi bir şeyin etkisini araştırdıysanız o şeyin ismini yazabilirsiniz. Mesela maddi sıkıntıların alkol bağımlılığı üzerindeki etkisini araştırıyorsunuz. Burada anahtar kelimeleriniz alkol bağımlılığı, işte maddi yetersizlikler gibi kelimeler olabilir. Maddi durumun bozuk olması gibi kelimeler olabilir arkadaşlar. Bu kelimeleri insanlar Google'da araştırma yaparken kelimelerden birkaç tanesini girebilir araştırma kelimesi olarak. Bu durumda sizin araştırmanız ön plana çıkar ve araştırmacıların sizin araştırmanıza ulaşmasını sağlar. Bu açıdan da anahtar kelimeler önemli. Buraya birkaç tane kelime veya kelime öbeği yazılabilir arkadaşlar. En fazla 4 tane yazın demiş. Anahtar kelimeleri yazdık, amaca geldik. Şimdi amaç bu bölümde doğrudan projenin amacına, somut hedeflerine, araştırma, geliştirme içeriğine odaklanılmalıdır. Önerilen proje konusunun çözülmesi gereken ya da önceden çalışılmış, aydınlatılması gereken bir problem olup olmadığı, hangi eksikliği nasıl gidereceği ve hangi sorunlara çözüm getireceği açıklanmalıdır. Hazırlanan projenin ilgili olduğu alanlarda uzman kişilere sunulacağı dikkate alınarak değerlendirmeye hiçbir katkı sağlamayacak genel konu ve tarihçe anlatımlarından kaçınılmalıdır. Yani amaç kısmında bir şeyler yazmış olmak için bir şeyler yazılmaz. Önemli olan kıstaslar bunlardır dedik. Belirttiğimiz kıstaslara göre amaçlar yazılmalıdır. Giriş kısmı araştırma konusu hakkında yapılmış araştırmaların sonuçlarının ve bu alanda cevapsız olan soruların bilimsel makalelere dayanılarak anlatıldığı kaynak taraması bölümüdür. Yani siz bu proje konunuzu belirlediniz, araştırmaya başladınız. Öncelikle literatür taraması yapacaksınız. İşte o literatür taramasının yapıldığı kısım burası.
Burada şunu yapıyorsunuz. Sizden önce bu konuda çalışanların yapmış oldukları çalışmaları inceliyorsunuz. Özellikle öneriler kısmına bakabilirsiniz. Öneriler kısmında bu proje çalışmasını yapanların kendi projelerinde eksik olduğunu düşündükleri noktaları araştırılmasını önerdikleri kısımdır diyebiliriz. Bu önemlidir. Tabii ki projenin baştan sona okunması, incelenmesi önemlidir diyebiliriz arkadaşlar. İşte burada o incelediğiniz literatür kaynak taraması kısmında burada bahsedeceksiniz. İşte şunları şunları araştırdık, şunları şunları bulduk. Bu çalışmalarda şu yönler var fakat bu yönler yok gibisinden bu eksik kalan kısımlar noktasında biz şu şekilde bir düşünce ileri sürdük, bir proje hazırladık gibi giriş kısmında bunlardan bahsedilir. Yöntemde araştırma yönteminin, veri toplama araçlarının, deney ve gözlem düzeneklerinin ve verilerin analiz yönteminin verildiği bölümdür. Burada araştırmayı hangi yöntemi kullanarak yaptığınız noktasında bilgilendirmeler yaptığınız bölümdür burası. Verilerinizi nasıl topladınız, neyle analiz ettiniz, hangi programı kullandınız, bunlardan bahsettiğiniz bölümdür. Proje iş zaman çizelgesi her projede olmazsa olmaz kısımlardan biri de bu. Çünkü bir proje varken, bir proje varsa bu projeyi belli bir zaman içerisinde yapacaksanız her şeyi bir sıraya sokmanız gerekir. Bunun için de iş zaman çizelgesi kesinlikle şarttır. İşte bir projenin adımlarında literatür taraması, arazi çalışması, verilerin toplanması ve analizi, proje raporunun yazımı gibi işler sıralanmış. Bu işleri belli zamanlar ayrılacaktır. Ve bu şekilde bu zamanlar önceden belirlenmelidir. Ha burada proje 2, 4, 6, 8, 10 ay sürmüşse böyle işte Nisan'da başlamış, Ocak'ta bitmişse bu şekilde bir proje iş zaman çizelgesi olur. Ama diyelim ki siz Ekim'de başladınız, Aralık'ta, Ocak'ta bitirdiniz. O zaman bu aylar kısmında sadece Ekim, Kasım, Aralık, Ocak olabilir. Her çalışmanın yapıldığı Aralık, tarih veyahut da zaman dilimi tikler konularak böyle işaretlenir arkadaşlar. Buna biz iş zaman çizelgesi diyoruz. Her projede bir iş zaman çizelgesi olması gerekiyor. Bulgular kısmına geldiğimizde çalışmada toplanan veriler ve verilere ait analiz sonuçları burada madde madde verilir. Madde analizleri yapılır. Analiz programları kullanılarak bunlar yapılır. Sonuç ve tartışma kısmında bu bölümde proje çalışmasıyla elde edilen bulgular araştırma sorusuna veya problemine uygun olarak yorumlanır. Yani elde ettiğiniz bulgular şunlardı. Bu bulguları ne yapacaksınız? Tek tek araştırma sorusuna veya problemine uygun olarak yorumlayacaksınız. Maddi durumun bozukluğunun işte alkol bağımlılığına etkisi var mıdır sorusunu sormuştunuz. Dolayısıyla bunu bulduğunuz bulgular uygun mu değil mi? Onu burada ne yaparsınız? Yorumlarsınız. Bulguların yorumlandığı sonuç ve tartışma kısmıdır. Öneriler bölümü bu bölümde benzer çalışmalar yapacak olanlara yol göstermesi bakımından öneriler varsa belirtilir. Yani önerileriniz nelerdir? İşte bağımlılıkta, alkol bağımlılığında maddi durumun etkisini araştırdım ben. Fakat alkol bağımlılığında insanların sosyal ilişkilerinin de etkisi olabilir şeklinde bu konuda da çalışmalar yapılabilir gibi bir öneri ortaya atılabilir mesela. Öneriler kısmı böyle. Birkaç tane öneri burada sıralanırsa iyi olur. Kaynaklar kısmına geldiğimizde kaynaklar bu bölümde proje sürecinde yararlanılan ve proje raporu içerisinde atıf yapılan tüm kaynaklar listelenir. Kaynaklar APA yazım kuralları ve kaynak gösterme biçimine göre listelenir demiş. Şimdi APA yazım kuralları nedir? APA en son sürümü APA 7 olması lazım.
APA 7 yazım kuralları nelerdir? Bunu internetten Google'a yazdığınız zaman APA 7 şeklinde sonuçlar çıkar ve APA kurallarını indirip bakarsanız oradan her türlü kaynak çeşitleri tek tip değildir sonuçta. Örneğin web sitesinden yararlandıysanız bu kaynağı ayrı bir şekilde belirtmeniz gerekir. Yani nasıl belirteceğinizi APA kurallarına bakarak bunu belirlemeniz gerekir. Örneğin bir kitaptan yararlandıysanız işte bu kitabın kaynakçı olarak nasıl gösterileceğini APA 7 kurallarında bakarak görmeniz lazım. Vesaire bunun gibi pek çok işte makaleden yararlanıyorsanız bu makaleyi nasıl belirtmeniz gerekiyor gibi APA kuralları bunlardır arkadaşlar. Her çeşit kaynak türünün belirtilmesinin bir kuralı vardır bilimsel dilde. Burada APA 7 olarak kurallar toparlanmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi kaynakları da belirttikten sonra ekler kısmına geldik. Burada varsa konuyu dağıtacağı düşünülen veya çok uzun metinlerden oluşan çeşitli araştırma bulgularına dayalı çok uzun tablolar, formüller, ayrıntılı deney verileri, bilgisayar programları, anketler ve benzeri ekler bölümüne verilebilir. Yani araştırmayı yapmak için alınan yasal izinler, yazışmalar, gerekirse e-posta örnekleri de burada verilmelidir. Eklerin her biri için uygun bir başlık seçilerek metin içerisinde geçiş sıralarına göre ek 1, ek 2 şeklinde aynı bir sayfadan ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde yer almalıdır. Eklerin proje raporunun sayfa sınırı olan 20 sayfaya sığmaması durumunda eBDEP sisteminde ek belgeler kısmına yüklenmesi gerekmektedir. Bu durumda proje raporunda ek belgeler kısmına dosya yüklendiği belirtilmeli ve eklenen belgeler liste halinde yazılmalıdır diyor. Evet, projenin yazılması bu şekilde arkadaşlar. Proje raporu yazıldıktan sonra bu belgeyi kaydediyoruz ve bu belgenin internette PDF formatına dönüştürülmesi gerekiyor ki BDEP sisteminde bu proje raporu yüklenirken veyahut da herhangi izin belgelerinizi falan yüklerken bunların hepsinin PDF formatında olması gerekiyor. Dolayısıyla bununla ilgili pek çok sayıda site var. Ben bir tanesini rastgele bir tanesini alıp bu proje raporunu mesela ekleyip dönüştürelim. Bakalım nasıl dönüştürecek, ne kadar sürecek ve nasıl yapılıyor bunu bir görmeniz açısından yapalım. Şimdi ekran paylaşımını durduralım. İnternet sayfamızı açalım. Şimdi proje raporunuzu bitirdiniz. Word dosyası olarak kaydettiniz. Ve projenizi yüklerken baktınız ki siz BDEP sisteminde diyor ki yükleyeceğiniz belgenin PDF formatında olması lazım. Ne yapacaksınız? Hemen Word to PDF diyeceksiniz ve araştıracaksınız hemen Google'da. Burada mesela ilk çıkan sonuç Ayla PDF diye bir sitenin ismi çıktı. Convert Word to PDF demiş. Hemen tıkladık, siteye girdik. Burada Select dosyanızı seçin diyor, Word dosyanızı. Biz bunu indirilenlere indirdik az önce. Proje yazım şablonu dedik. Bunu aç dedik. Açtı. Şu anda bunu çevir diyoruz. Bu arada Zoom'da bunu paylaşıyor muyuz? Konuşuyorum ama ekran paylaşımını vermemişim. Hemen ekran paylaşımını döneyim. Ekran paylaşımı dedik. Paylaş diyelim. Bunu tekrar baştan alacağım. Şimdi şöyle yapalım. Dedik ki internet tarayıcımızı açtık. Word to PDF yazdık ve tıkladığımızda
Sonuçlar çıktı. Sonuçlardan ilk birinci sonuca giriyorum. I Love PDF diye bir site dedik. Buradan girdik ve Select Word Files diyor. Word dosyanı seç diyor. Seçiyoruz. Proje yazdım şablonunu seçtik. Biz buraya yazmıştık projemizi. Bunu seçtik. Açtık. Bunu diyor ki Convert to PDF diyor. Hemen çevir dedik. Birkaç saniyede gördüğünüz gibi hemen çeviriyor. Ve download dedik. Download dedik. Bu da 1-2 saniye sürdü. Ve proje yazma şablonumuz artık PDF formatına dönüşmüş oldu. Gördüğünüz gibi PDF formatında olmuş oldu. Yani biz bunu bu şekilde sisteme yükleyebiliyoruz. BIDEP sistemini PDF'ye dönüştürerek. Burada da online çevrim içi sitelerden yararlanabilirsiniz. Çok kısa sürede proje dosyalarınız PDF formatına dönüştürülüyor arkadaşlar. Evet. Bunları az çok proje yazım şablonunun nasıl kullanıldığını, nelere dikkat etmeniz gerektiğini kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Kanalımıza attığımız bu proje yazımıyla ilgili videolarımız ilk olarak Arbis kaydımızı nasıl yapacağız onunla ilgiliydi. İkinci videomuz proje yazım şablonunun oluşturulması, doldurulması olsun. Üçüncü videomuzda hazırladığımız proje raporunun BIDEP sistemine yüklenmesi. BIDEP sistemine biliyorsunuz Arbis kaydımızda girip başvuruya açık olan programlardan ilgili programı seçerek ve 5 adımdan oluşan bir onaylama sürecini doldurarak bitiriyoruz ve bu şekilde projemiz yüklenmiş oluyor arkadaşlar. Daha da artık bunun üstüne bir şey söyleyecek bir şey kalmadı. Hepinize iyi akşamlar dilerim. İyi çalışmalar, başarılar. Şimdi durduralım. Sonlandıralım.